Sağlık personelinin sesi. 112'nin sesi. Can kurtarmak bir aşktır. Aşka dair her şey 112 Acil Efendi. 112 Acil Efendi. Merhabalar değerli 112 Acil FM izleyicileri, kanalımıza hoş geldiniz. Öncelikle sağlık personeli sesi 112 Acil FM'e geldiğiniz için teşekkür ederiz. Bu videomuzda sizlerle son zamanlarda gerçekleşen oksijen kaynaklı ambulans yangınlarını ve neden kaynaklandıklarını ve bu denli yangınları önlemek amaçlı ne gibi tedbirler almamız gerektiğinden bahsedeceğiz. Oksijen tüpü ve sistemlerindeki güvenli kullanım bilgilerine geçmeden önce, bilmektesiniz ki herkesin aklına kazınan ambulans yangını İstanbul'da gerçekleşti. 3 yaşında küvez içerisinde yatışılan bebeğin vefat ettiği o yangın maalesef ki oksijen kaynaklıydı ve bir anda parlama sonucu gerçekleşti. Bu oksijen yangınına sebep peki ne olur diyorsak bu videoyu kapatmayınız. İşte oksijen kaynaklı ambulans yangınlarını önleyici bilgiler bu videoda. Öncelikle ambulans sistemi içerisinde kullanım dışı basınçlı oksijen bırakılmamalıdır. Her kullanımdan sonra vanalar kapatılmalı ve flowmetreden sistemdeki kalan oksijen çıkarılmalıdır. Sonrasında kapatılmalıdır. Oksijen tüpü değişimlerinde hem çıkarılan oksijen tüpü hem de takılacak oksijen tüpü üzeri temiz olmalı. Kirli ise temiz bir bez ile silinmeli. Takılacak olan oksijen tüpü kesinlikle elle taşınmamalı. Resimde görüldüğü şekilde taşınmalı. Eğer ki bu araç yok ise ya, o zaman oksijen tüpünün vanasından tutulmadan vana altı işaretlenen bilezik kısmından bir elle tutarken diğer elle de alt kısmından tutarak taşımalıyız. Tıpkı bir bebek taşır gibi. Şunu unutmamalıyız ki tekrardan hatırlatmada fayda var. Oksijenin direkt yanma gibi durumu söz konusu değildir. Yağ gibi hidrokarbonlu maddeler ile tepkimeye girdiği takdirde yüksek basıncın da etkisiyle alevlenir ve bir bomba gibi etki yaratır. Bu sebep oksijen tüpü kullanımlarında ve değişimlerinde çıplak elle yapılmamalı. Her iki ele çift olarak tek kullanımlık eldivenlerle bu işlemler yapılmalı. Çünkü İnsan vücudunun doğasında da yağ bulunmaktadır. Bundan dolayı oksijen bir anda alev olabilir. Oksijenle insan vücudunda bulunan statik elektrik de alev almasına sebep olabilmektedir. Bu sebeple temiz eldiven şarttır. Kesinlikle pudralı eldivenlerle oksijene yaklaşılmamalıdır. Çünkü pudrada yağ gibi oksijen ile tepkimeye girer. Oksijen tüpü değişimlerinde tüp ile regülatör arasında bulunan somun içerisindeki conta her değişimde teflon conta ile değiştirilmelidir. Plastik contalar tercih edilmemelidir. Oksijen tüpü üzerinde gövdede bulunan etiketler her defasında kontrol edilmelidir. Etiket üzerinde tüpün son kullanma tarihi, tüp içerisinde bulunan bileşen gibi bilgiler mevcuttur. Oksijen tüplerinin değişimi sonrası takılan oksijen tüpünün vanası açılır ve kaçak test spreyi ile oksijen bağlantı noktalarına sıkılarak kaçak var mı yok mu kontrol edilir. Sistem üzerinde eğer ki kaçak var ise sıkılan sprey o bölgede kabarcıklar çıkaracak. Eğer kaçak giderilemiyor ise sistem kapatılır ve gereken yerlere bilgi verilir. Kesinlikle giderilmeyen oksijen arızalarında o ambulans ile çalışmak uygun değildir. Regülatörün çıkış hortumları kesinlikle çıkarılmamalı. Çünkü o hortumlar belli bir tork ile sıkılmakta. Videomuzda son olarak sizlere şundan bahsetmek isteriz. Sağlık Bakanlığı'nın verilen son oksijen sistemlerinin güvenli kullanımı eğitimlerinde oksijen sisteminin hasta ambulansa alınmadan açılmasını talep etmektedir. Bu sebeple oksijenlerimizi hastayı ambulansa almadan önce açmalıyız. Çünkü bir patlama anında personelin hemen kaçabilme gibi bir şansı varken kemer ile sabitlediğimiz hastanın maalesef ki kaçma şansı daha az. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayınız. 112 Acil FM sundu.